Onu biliyor musun? Bunu biliyor musun? Ne giymiş? O ne takmış? Ağlamaz tabii gelin. Ne güzel kaptırmış gidiyoruz. Kız böyle bir duruyordu. Ben bile etkilendim. Bıdır, onu biliyor musun? Bilmiyorum. Yok. Tokanı nereden aldı? Elbisemi nereden aldı? Ay, kız, o kadar da değil. Bu ne be? Ya, ağlamaz tabii gelin. Siz ne söylüyorsunuz efendim gelin? Dayısının hanımıyım. Dayısının? Eşi. Yengesi oluyorsun. Ha, yengesiyim evet. Muhtar mı oluyorsun? Gelsiniz evet. Bir. Geliniz. Evet. Buyurunuz buyurunuz. Kızın anne. Orada durup durma gel gel. Geliniz. Efendim biz bu arada Kastamonu Cide Abdülkadir köyünde yani hakikaten tesadüf öğrendik. Bu planlı bir şey değildi. Davet edildiğimiz, bizim önceden konuştuğumuz bir şeydi. Tamamen tesadüf oldu. Gelinin adı ne? Hatta ben buyurun. Nurcan. Nurcan. Kaka kaka ki ki. Komedi filmine döndürdünüz. Ayol. Siz gelirseniz tabii ki güler. Siz efendim nedir oradan neyi paylaşamadınız? Oradan bir şey söylediniz. Dayısının hanımı dedim. Aynısını söyledi. Sizin oradan teyit etmeniz gerekmiyorduk yani. Ben ne bileyim o icap etti. Bir aile büyüklüğü var mı? Ben anneannesiyim. Kızın. Hı-hı. Gelin hanımın anneannesi. He. Yapma be annem be. He, gelin hanımın anneannesiyim. Ben ağlamam lazım ama gülüyorum ben. Niye? Ne mutlu. Yok ne canım mutlu. Ya, illa ağlamanız gerekmiyor. He tabii. İlk mürüvvet mi bu? He ilk. İlk defa? He, ilk, torun mürüvvetini görüyorsunuz. He ilk torunum. Daha önce torun sünneti falan görmediniz mi? Hayır. Mi? Erkek torun yok mu? Bir tane var. Daha sünnet oldu. Asker. Görmüşsün işte mürüvvetini canım. Hatta asker. Askerliğini de görmüşsün. İskenduran'da asker o da burada şimdi. Kızınız nerede efendim kızınız? Kızım da İstanbul'dan burada gelin olmaya geldi. Hayır hayır kızınız. Kızım burada bir torunumuz yerde. Hani kendi kızım burada bir yerde. Daha orada. Yani kayınvalide mi oluyor? Kaynan olacak. Kaynan olacak. Kaynan olacak. Buyurmaz mısınız efendim? Nurcan Hanım'ın annesi. Genç anne olunca böyle tabii. Tabii ki.
genç kız gibi. Buyurunuz, oturunuz. Gelin hanımı böyle oturtmanızın bir sebebi var mı? Böyle uygun görüyorsun. Ya! Ay mama dengi. Ya ettiğim bari bu. Canım çok geç kaldın, dikkat edin eliniz yanmasına. Yandı. Niye efendim gelin bu tarafa doğru oturdu? Kıblaya karşı hayırlı ve uğurlu olsun diye. Kesecek misiniz kızı? Niye kıblaya doğru? Kınasını koyacağız da. Kurban mı bu? Kınasını koyacağız. Kurban sayılır. Siz ne soluyorsunuz efendim? Bir arkadaşı, komşu. Niye baş köşede oturuyorsun? Sebep nedir ya? Burada ne bu kadar bileyim teyze ben var. Ben kınaları genellikle kızlara ben koymayı tercih ederim. Siz ediyorsunuz. He, onun için ahali böyle. Ahali ediyor mu acaba? Ona da kabul ediyorlar. Ben gittim. Kabul. He, bu yetti. Bu yönlendirdi beni. Sizin isminiz genç anne? Ayşe. Ayşe Hanım efendi. Niye uzaktaydınız öyle? Kına yakılırken. Düzgün olurum demek ki. Geride olmak isteyeyim. Yanındayım zaten. Yanında. Evet. Anne sakın ağlama abi. Yok. Kız hem ağlar hem gider. Niye ağlayayım sen ki? Öyle yapmışsın da herkes öyle yapmak zorunda değil yani. Ağlamaya da bilir. Yani. Sizin ama ağlamak gözler, zorunda değil. Gözler dolmuş. Yok. Dolmuş. Olabilir. Normal değil mi? Bence siz yüreğinizi ket vurmuşsunuz. Zorlamışsınız kendinizi. Yok. Nurcan Hanım üzülmesin diye kendinizi sıkım sıkıyorsunuz. Yok. Gayet sakinim. Oldu, en çok siz oynayacaksınız o zaman eğlencede. Bakacağım İnşallah. Bak, göreceğim bak. Bu tanışma faslına bir gelelim. Gelin hanım efendiciğim. Tanışma faslı şöyle olur. Üvey kardeşleri vardır Nurcan'ın. Ona kötü davranmaktadırlar. Günün birinde bir baloya gider. Ama 12'de dönmesi lazım. Yoksa araba kabak arabası olacaktır. Atlar fare olacaktır, affedersiniz. Ve bu görmüş olduğunuz ayakkabısını düşürür. Düşürdükten sonra prens ulak salar memleketin dört bir yanına. Bu ayak kime olacak der. Birkaç ayak denerler. Gördüğünüz gibi olmamaktadır. Bu cadı Nurcan'ın üvey kardeşi olarak çok kahretmiştir. Uzatınız efendim ayağınızı. Bir deneyin bir. Deneyin. Olmuyor gördüğünüz gibi. Evet. Nihayetinde sarayın askerleri bu ayakkabıya uyan ayağı bulurlar. Sultan, prensim buyurunuz. Pardon, prensesim. Tananana. İşte o dakika damat bey aradığı kızın, aşık olduğu kızın Nurcan olduğunu öğrenir. Cinderella hikayesi böyledir. Cinderella'nın yüzü hiç bilmediğimiz için burada da kapalı. Bu kahramanın yüzünü de göstermeyeceğiz. Tanışma hikayeniz nasıl oldu efendim sizin? Güzel. Müstakbel eşimin çalıştığı iş yerinde tanıştık. Müstakbel işlerinizin çalıştığı iş yerinde ne işiniz var sizin hanım? Nüfus kağıdımı değiştirmek için gitmiştim. Ne iş yapıyor? Muhtarlıkta çalışıyor, dernekte. Muhtarlıkta. He, muhtarlar derneğinde bir çalışıyor. Bir ikametgah almaya gittiniz ve bakın başınıza neler geldi. Neler geldi, evet. İkametgah il muhabirini alırken sanıyorum medeni halinizde bekar olduğunu gördü. Evet. Sonra bekar mısın mı dedi. Yok, bekar mısın demedi. Zaten önceden ufak bir tanışmışlığımız da vardı da öyle fazla bir muhabbetimiz yoktu. Siz öyle muhtara gidip geldikçe mi tanışıyorsunuz? Yani onun gibi bir şey oldu. Birincisini de kaçırdı, ikincisini de kaçırmadı. Yani hobi mi oldu ikamet yayın muhabere almak? Zırt pırt kimlik değiştiriyorum. Öyle mi? Evet. Sonra tanıştınız nihayetiniz. Evet. Efendim? Ya kaç kimlik değiştiriyorsun? Ayda 2, 3? 2 yılda bir. 2 yılda bir mi görüyorsun da aşık oluyorsun çocuğu Nurcan Hanım? Yani 2 yıl arayla gördüm. İkincisinde aşık zaten. Aşık oldu yani. Doğdu. Sanıyorum sizin ona bir göğününüz kaymış. Yani onun da bana varmış zaten. Sonra ilk laf neydi? Hatırlamıyorum. Şöyle olabilir mi? Biz muhabbet ediyorduk ilk lafta. Nasıl muhabbet ediyorduk? Ya bizim her şey karşılıklı olduğu için. Yani öyle ikna durumları da olmadı. Her şey karşılıklı görüşülerek oldu. Bir alentrik aldınız yani. Evet. Aile tabirle öyle. Aile zorluk çıkardı mı efendim? Hayır. Sıkıysa çıkarsın bir de değil mi? Yok, zaten ailem hiçbir zaman hiçbir kararımda bana karşı çıkmadı. Her zaman saygı duydular. Ben de onlara saygı duydum. Her şey öyle gelişti. Yani bana bu kararımda da saygı duydular. Sağ olsunlar. Yarın kısmetse evleniyorsunuz. Evet. Nerede oturacaksınız efendim? Burada oturacağım, Cide'de. Kastamonu Cide'de oturacaksınız. Evet. İyi yine yani.
Pek yani. Bir gurbet murbet durumları yok. Ben de onun için gülüyorsun sen. Ya İstanbul'dan Cide'ye gelin ilk geliyor herhalde. Hadi siz nerede oturuyorsunuz ki? İstanbul'da büyüyüp de buraya gelin gelen tek kızım herhalde. Öyle hanım gibi. Siz nerede oturuyorsunuz? İstanbul'da. İstanbul'da? Evet. Allah Allah. Normalde bizim memleketten... Buralıyız. Buralıyız. İstanbul değiliz yani, buralıyız. Kız buraya gelecek. Gelsin. Anneannesi var. Yalnız sen değil. Ne rahatlık kaynanası. Ağızda sakız. Gelsin. Gelsin yani. Problem ya, bir de bunu mu düşüneceğim ben? Defol git. Abi o gelinin anneannesi de bana ne oluyor? Dayanamıyoruz herhalde biz yani. Sen de ne ağır oynarmışsın annemle. Öyle bak şöyle. Vallahi her şeyin finali güzel oluyor. Mutluluklar diliyoruz çifte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.